Dolayısıyla komisyonumuz açısından önemli olan hem Genelkurmay Başkanı'ndan özel şahsi cevap hem de MİT'ten de dosya olarak gelmiş oldu. Postaya takıldı iddiası var. Benim o konuda bilgim yok. Bana kurye olarak pazartesi gün dosya dün akşam itibariyle geldi bana. NTV şimdi raporun geldiğini mi veriyor, içeriğini mi veriyor? Raporun içeriğini veriyor. İçeriğini veriyor. Ha. Sanmıyorum. Biz kimseyle paylaşmadık raporumuzu. Ama şu anda meclis basın bürosuna arkadaşlar verdik raporumuzu. Bütün medyamız alabilir. Zaten efendim? Ben söyleyeyim arkadaşlara. Bir arayın şeyi. Fiziki geldi. Onu ya çoğaltıp verecekler veya çevirip verecekler. Sorsunlar. Uzattık. Ayın 12'sine kadar süreyi uzattık. Yani ayın biz 26'sında basın açıklaması yaptık. 12'si itibariyle yani aşağı yukarı 20 gün bir süre verilmiş oldu arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı'nın yanıtları peki tatmin edici oldu mu sizin açınızdan? Şimdi yani yeni bir şey var mı? Hani Genelkurmay Başkanımızın açıklaması Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu ifadesiyle örtüşüyor. Örtüşüyor. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporuyla da örtüşüyor. Yani 15 Temmuz günü yaşananlar olarak MİT raporunda nasıl yer alıyorsa Genelkurmay Başkanı'nın o akşam Genelkurmay'da yaşananlar, alınan tedbirler, duyurulması, hava sahası, efendim merkez komutanlığını talimatlandırması, kara kuvvetleri komutanıyla kurmay başkanını kara havacılık okuluna gönderip ne oluyor araştır her türlü yetkilisin şeklinde talimatlandırması, bunlar Sayın Genelkurmay Başkanı'nın önceki ifadelerle de benzerlik arz ediyor. Bu konuda biraz detay vermiş. Şimdiden sonra yazılı metinde size ulaşınca göreceksiniz. Bu yazılı detaylarda da Genelkurmay'ın iç haberleşmesinde en seri vasıtayla nasıl ulaşılıyorsa, nasıl talimatlandırılıyorsa bu şekilde yaptığı ifade ediliyor. Mail yöntemi. Hayır, mail harekat merkezine bu tip talimatlar verilir. Oradan bütün birimlere ulaşır diye ifade ediyor. Oraya biz de bu talimatı verdik diyor. Ayrıca Sayın Genelkurmay Başkanımız kendisine o gün parti göç tarafından herkesi toparlıyoruz, bu iş bitti şeklinde makamında yapılan konuşmalar, ona gösterdiği tepkileri anlatıyor. Daha sonra o dışarı çıktıktan sonra odasına girilip kendisinin boğazının sıkıldığı, ağzının havlu benzeri bir şeyle kapatıldığı, daha sonra kafasına silah dayandığı ama bunlara sesinin çıktığı kadar sert tepki verdiğini, bütün bunları 8 sayfalık bir cevapta anlatmış Sayın Genelkurmay Başkanı. Evet. Bir de peki. Tartışma konusu daha vardı. Bu MİT raporu, biz daha önce darbeyi yapacak askerleri bildirdik Genelkurmay'a şeklinde. Ona bir cevabı var mı Genelkurmay Başkanı'nın? Hayır, MİT raporuna bir cevap orada yok. Ya da orada hani bize böyle bir istihbarat ulaşmadı gibi bir şeyi var mı? Yok. Teşekkürler. Peki. Kolay gelsin.